kadın cinayetleri ve en son Ceren Özdemir için biliyorsunuz çok büyük bir acı kaybımız oldu. Ondan sonra tabii ki de çok büyük bir etkisi oldu bunu, bu afişleri asmamızın. Bir tek tabii Eskişehir şubemizde değil, diğer tüm şubelerimizde İzmit, İstanbul, Bakırköy, Çorlu, Maraş ve diğer tüm şubelerimizde hepsinde bu afişimiz var şu anda. Şu anda bunu anlatmak mümkün değil. Yani o anda Ceren'in neler hissettiğini tahmin etmemiz, yaşadığı acıyı tahmin etmemiz mümkün değil. Kendimizi onun yerine zaten koyamayız bile, hissettiği o anda çaresizliğini, savunmasızlığını, yani hiçbir şekilde anlatamayız, ifade edemeyiz. Sadece onun yani acısını, hüznünü yaşıyoruz. Ve biz sadece bununla kalmayacak tabii ki de. Kapılarımızı kapatıp, kepengimizi indirip, polise haber verip, hani onu güvenilir bir şekilde ailesine, evine teslim edeceğiz. Henüz çok şükür ki bir yardıma ihtiyacı olan insan olmadı. Yaklaşık bir 2-3 haftadır da uygulamamız var. Kendini takip edildiğini düşünen, yardıma ihtiyacı olan herkes için söylüyoruz. Kadın erkek fark etmez. Yardıma ihtiyacı olan herkes için korkmayın, biz buradayız. Elimizden gelen ne varsa yapacağız. Biz bu konuda bütün esnafların, hani bütün mağazaların katılması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki de kimseye bir dayatma yapamayız ama onlar da bunun farkında. İsterlerse afişlerini asabilirler. Bir kadın olarak bu uygulamayı tabii ki sonuna kadar destekliyorum. Bu ülkenin vatandaşı olarak, kadını olarak zulüm gören, işte yardıma ihtiyacı olan tüm kadınlar için, tüm herkes için elimizden geleni, gerekli ne varsa hepsini yapmak için buradayız. Ya deniyor mu? Yok ya, hiçbir yer. Derin bir teslimiyetle Allah'a yönelmektir. السلام عليكم
Hangi tarafta acil? Benim çocuğumu gafil aldırdılar. Hiçbir şeyden haberi yokmuş benim çocuğuma. Abi oradan cenaze Abi önde kanka lütfen. Lütfen. Özgür neden yaptın? Niye yaptın? Niye? Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç şimdi Ardur Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarıldı. Thank you.